Overlok makinesi olmadan nasıl temiz dikiş yapabilirsiniz? Bugün size ondan bahsedeceğim. Şunu belirtmek istiyorum. Bu dikişin adına İngiliz dikişi de denebiliyor. Farklı bir versiyonu daha var. O bir üst seviye için uygulanabilecek bir versiyon. O yüzden en basit haliyle öğretmeye çalışacağım sizlere. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu dikişi yaparken olabildiğince ince kumaşlarda uygulamaya çalışırsanız çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Daha tok, daha sert bir kumaş kullanırsanız daha kalıp gibi bir görüntü elde ediliyor. O da çok hoş olmuyor. Dediğim gibi bir versiyonu daha var ama bir üst seviye için geçerli. Daha tok kumaşlarda o versiyonuyla ileriki dönemlerde çekmeyi planlıyorum sizler için. Şimdi gelelim ne tür kumaşlar kullanabileceğinize. Bu dikiş için şifon kumaş, ince krep kumaş, ipek kumaş gibi incelikte olan her türlü kumaşı kullanabilirsiniz. Şu şekilde düz yönünü ve ters yönünü belirlediğim çizimler yaptım. Üstüne D harfi yaptım. Yani bu kısım düz yönü ve yine bunun da bu kısmı D harfi var. Ne kadar belli olduğunu bilmiyorum kamerada. Şu şekilde düz yönü. Düz yönü tersine çeviriyorum. Şurada ters işareti olması için TR harflerini kullandım. Tersi, bunun da yine TR tersi. Tersi tersine bakacak şekilde koyuyorum. Yani düz kısmı önde ve şöyle çevirince düz kısmı alta denk geliyor. Bu şekilde ayarlıyorum ve 0,75 milimden dikeceğim. Bu işlemi yaparken dikiş payını normalde 1 santim veriyoruz ama İngiliz dikişi için, yani temiz dikiş için 1,5 santim dikiş payı vermeniz gerekiyor sağdan ve soldan. Çünkü daha fazla içeri almak zorundayız bu işlem için. ...0,75 milimden ayarlıyorum. Evet, dikişimi yapıyorum. Düz yönü olduğunu unutmuyoruz. En önemli noktası bu kısmı. Dikişimi yaptım. Şu şekilde. Şimdi 0,75'ten dikmişti. Bu kısmı keserek küçültüyorum. Bu işleme regüle de deniyor. ...0,25 gibi bir pay bırakıyorum. Belki birazcık daha fazla olabilir. 30-35 gibi de. Yani olabildiğince ince fakat dikişi kesmeden, zarar vermeden kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Kestim ve ters yönüne doğru çeviriyorum. Kumaşımın tersiydi. Şuraya TR işaretlerini yapmıştım. Ters yönüne doğru çevirdim. Az önce diktiğim dikiş içeride kaldı ve ters yönü ön kısma çıkmış oldu. Şimdi bu kısımda dilerseniz ütüleme yapıp daha düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Daha hoş olmasını isterseniz. Fakat eliniz bir süre sonra yatmaya başladığı için benim gibi ütülemeyi es geçip direkt dikişe geçebilirsiniz. Ve bu kısımdan da yine 0,75 milim dikişimi yapıyorum. Toplamda 1,5 santime denk gelmiş oluyor dikişim. Başlangıç ve bitişlerde ileri geri işlemiyle sabitliyoruz her zaman dikişimizi. Dikişimi yaptım. 0,75'ten ters kısmıydı. Şimdi asıl D harfiyle çizmiştim. asıl giyinilecek yüzüne, yani gerçek anlamdaki düz kısmına geldiğimiz zaman bu dikişler içeride kalacak ve giyindiğimiz tarafta temiz bir görüntüye sahip olacak. Hem püskül hem overlok kısımları görünmemiş olacak. Normalde overlokla çalışmış olsaydık şuradaki overlok ayrıntısı kumaş ince olduğu için şuradan baktığımızda belli olacaktı. Böyle tertemiz bir görüntü elde etmiş olduk. Ve dediğim gibi bu şekilde dış kısımdan da bakılınca içten çok temiz bir görüntü görünmüş oluyor. Rahatsız eden hiçbir şey görünmüyor. Dikişim bu şekildeydi.